İstanbul'dan merhaba sevgili seyirciler. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında %0,75'lik bir artış yaşandı. Yıllık bazda enflasyon böylece 10,26 oldu. Beklentinin üzerinde bir artış gerçekleşti. Nasıl okumak lazım bu enflasyon rakamlarını ve diğer ekonomi gelişmelerini ekonomist Doktor Oğuz Demir anlatacak. Hoş geldiniz Hoş hocam. Bulduk, iyi yayınlar. Hocam enflasyon rakamları açıklandı. Beklentinin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Nasıl okuyorsunuz? Yani biz zaten geçen seneden beridir işte enflasyonun çifthanede olacağını hep beraber öngörmüştük. Sene sonuna doğru ciddi bir atak oldu. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında. Ondan beridir de %10'un altına gelmiyor. Bu ayda gelmedi. Aslında bizim için enflasyon hani baktığınızda bir rakam gibi gözüküyor ama onun altında 400 tane kalem var. Bu şunu söylüyor, diyor ki 400 tane kalemin fiyatlarının artışının ortalaması bir yılda %10 oldu. Bir önceki sene bugüne baktığınızda o zaman da %9 civarıydı. Yani iki senede baktığınızda %20'nin üzerinde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmış tüketici. Biz gidiyoruz işte bundan iki sene evvel 10 liraya aldığımız bir şeyi şimdi 12 liraya alıyoruz. Bu da ortalaması. Hani gıdaya falan baktığınızda rakamlar daha da yüksek. Yani o rakama takılı kalmak yerine aslında onun alt kalemlerine bakmakta fayda var. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Evet. Mesela tek düşüş gösteren şey giyim olmuş. Neden giyim olmuş? Çünkü işte mevsim geçişleri başlıyor ufak ufak. Yani Şubat ayındayız, Mart'a geldik. Daha doğrusu Şubat ayı enflasyonu, bu Mart'a geldik. Ne olacak? Gardıroplar ufak ufak yenilenecek. Dolayısıyla firmalar o kışlıkları daha ucuza satmaya başlıyorlar ki çok da sınırlı bir düşüş. %4 civarı bir fiyat sezon düşüşü var. Sezon indirimlerinden kaynaklanıyor. Ama gıdaya bakıyorsunuz, gıda fiyatlarının bir yıllık artışı %10'a gelmiş. Şimdi yine içinde geçtiğimiz dönemin o mevsim, sel sıkıntıları düşünün. Yani yağmur işte çok sınırlı, kar çok sınırlı yağdı. Bu sene kışı çok hani bir taraftan iyi gibi görüyoruz. Çok doğalgaz yakmadık, rahat geçirdik ama öte taraftan bunun bir yazı var. Yani bu yaz nasıl geçecek? Ne kadar kurak olacak? Gıda bizim en önemli harcama kalemimiz. Yani bugün bir tüketici TÜİK'e göre 100 liralık harcamasının 23 lirasını gıdaya yapıyor. Şimdi 23, yani %23'ünü ayırdığımız bir harcama kaleminde yazı nasıl geçireceğimiz çok mühim. Çünkü yaz bolluk bereket demek. Şimdi bu bolluk ve bereket bu böyle hafif geçen kışın üstüne inşallah bolluk ve bereket de gelir. Gelmezse çünkü peki oradaki fiyat artışları... Peki iyimser bir tablo görmüyorsunuz. Görmüyorum. Başka sorunlar da var. Mesela döviz. Yani geçen seneden bu seneye baktığınızda yerinde saymış gibi gözüküyor ama 3.80'lerde artık tutundu dolar. 4.70'lerde neredeyse tutundu euro. Bizim aldığımız enerjisinden ithal malları hep yani euro ile dolarla alıyoruz. Fiyatlar bu seviyede kaldığı sürece euronun ve doların daha da pahalıya almaya devam edeceğiz. Üçüncü bir kalem var belki biraz daha o iyimser havayı kıran. Hani şimdi Kasım ayı enflasyonu %12.98'di. 13'e gelmişti. Şimdi %10.26 bugün. Evet bugün açıklananla beraber. Şimdi 2 puan 3 puan geri gelmiş gibi gözüküyor ama hala %10'un üzerinde ve dönüp baktığınızda petrol fiyatlarında da dünyada böyle bir dalgalanma var. Yani bundan 2-3 sene evvel 30 dolarlarda olan petrolün varil fiyatı bugün 65 dolarda. Ve 70'ten geri döndü. Daha da artmaya devam edebilir. Şimdi bütün bunlar bizi fiyatlar açısından olumsuz etkileyebilecek gelişmeler. Bu artışlar hep söylediğimiz gibi en çok da tüketiciyi vuruyor. Dar gelirliyi vuruyor. Çünkü dar gelirli ya da geliri az olan enflasyona daha çok boyun eğmek zorunda kalıyor. Şimdi zenginseniz zaten alım gücünüz var. Fiyat artışları en çok satın alımı alma gücü olmayanları etkiliyor. Şimdi %10 her maaş zamları, ücret zamları gördüler ama onlar da eridi mi bu enflasyonun tabii karşısında? Zaten maaş zamı nasıl yapılıyor Pervin Hanım? Sene sonunda enflasyona bakıyorsunuz. Bir yıl boyunca artmış fiyatlar üzerinden insanlara zam yapıyorsunuz. O zaten bir yıl boyunca artmış. Yani onu zaten kaybetmiş. Yeni senede daha Ocak ayı itibariyle kaybetmeye başlıyor. Yani 2 aylık enflasyon neredeyse 1,5 puana geldi. Şu an bir memur, bir emekli, bir işçi yıl başında aldığı zammın %1,5'unu zaten kaybetti şu ana kadar. Yani çünkü Ocak ayı ve Şubat ayı enflasyonu her ay düzeltme yapılsa eyvallah ama daha bu zamlar en erken işte memurda, işçide, kamu işçisinde Haziran'da yapılacak, Temmuz'da yapılacak. Özel sektör çalışanında ise seneye Aralık'ta. Siz şimdi bugün 1000 lira alıyorsanız şu an satın alma gücünüz Ocak'ta bir miktar kayboldu. Şubat'ta bir miktar kayboldu. Gittikçe eriyor. Eriyecek. Tabi yani çünkü yılda bir kere zam alıyorsunuz ya da yılda iki kere zam alıyorsunuz. Biz yani özellikle dar gelirli için, orta gelirli için bu büyük bir kayıp. Yani zengin olsanız belki o kadar sizi üzmez dersiniz ki yani 10 liradan 15 liraya gelmiş işte fiyat. Ama
O 5 lira bugün dar gelirli için çok kıymetli. Yani o bunu göz önünde almak zorundayız. Fiyat artışları bu yüzden bizim en önemli sorunlarımızdan biri. Bir de şunu da unutmamamız lazım. Yani fiyat artışı dediğiniz şey bir taraftan da şunu getiriyor beraberinde, faiz getiriyor. Yani niye? Siz faizde hep şikayet edilen bir konu. Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var. Bir çalışma yapacağız bununla ilgili diyor. Bir çalışma grubu oluşturduk diyor. Faizlerin düşmesi yönünde bir çalışma ama mümkün mü bu enflasyon rakamlarıyla? Enflasyonu düşürmediğiniz sürece faizi düşürebilme imkanınız yok. Nedeni çok basit. Yani hiç bunu böyle çok da şey yapmaya gerek yok. Siz tasarruf sahibisiniz. Diyelim ki 100 bin lira para biriktirdiniz. Enflasyon %10 ülkede. Siz %9 faizle paranızı bankaya yatırır mısınız? Yatırmazsınız çünkü paranız neden erimiş olur. Zarar etmek banka %9'dan sizden para toplayamazsa onu %11'den kredi verebilir mi? Veremez. Olmaz. Yani dolayısıyla enflasyon yüksek olduğu sürece bankacılık sistemi yani kaynağı pahalı bulacağı için yani %10'a kimse vermeye razı olmayacağı için bankaya parayı bankada toplamak için diyecek ki 11, 12, 13 veriyorum diyecek. 13'ten aldın 15'ten kredilendirecek. Çünkü o da para alıp para satan bir aracı kurum. Dolayısıyla hani enflasyonu kontrol altına almadığınız sürece, fiyatları belirli bir kontrol altında tutmadığınız sürece sizin faizi düşürebilme olasılığınız çok düşük. Yani o zaman baskıyla düşürmeniz gerekir. Yani indirin bu faizi demeniz gerekir bankalara. Bakın bu ne çıkıyor? Bu nasıl bir sonucu olur? Böyle bir şey yapılabilir bakın, mi? Bakın bankacılık sistemi bu sefer %11'den 12'den para toplayacak. Örnek veriyorum. %7'den 8'den kredi verecek. Bu ne demek? Banka zarar edecek demek. Aradaki faiz farkı. Çünkü banka kendi öz kaynağından karşı. Sizin bankacılık sisteminiz gün be gün erirse 2001 yılında yaşadığımız kriz neden oldu? Bankacılık sistemimiz eridiği için oldu. Bakın 2001 krizini hala hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Yaşamayan gençler bile hatırlıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla öyle indir dediğiniz zaman olmuyor maalesef. Yani keşke... O zaman Türkiye ekonomisini etkileyecek. Yani hepimiz bankacılık sistemi çöktüğü zaman nasıl hareket edebileceğiz? Evet. Kendi başına milyarlarca lira kredi vermiş. Bu kredileri geri çağırmaya başlayacak, zarar etmeye başladığında. Bunu ödeyemediği zaman iş adamı, işçisi, çiftçisi diyecek ki ben bunu ödeyemiyorum, al malımı, mülkümü. Alsa ne olur ki? Sistem çöküyor çünkü. Yani böyle bir hani kriz var, yani böyle bir şey demiyoruz ama bunun neden olmayacağını net bir göstergesi bu. Evet, İnmeyecek faizin düşürülmesi için dolayısıyla enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor bu da diyorsunuz. Bu da çok hani bir tarafıyla matrak. Yani... neredeyse 5 yıldır faizi düşüreceğiz. Yani faizler yüksek, faizler inmeli hep deniyor. Tepki var. Evet ama sürekli faiz artıyor. Niye? Çünkü piyasa gerçekleri belli. Piyasa sizin ne düşündüğünüze bakmaz. Yani piyasa gayet mekanik bir şekilde çalışıyor. %20'lerden bahsediliyor şu an kredi faizlerinde. Evet. Yani siz ihtiyaç kredisi kullanmaya bankaya gidin. Size 1 yıllık krediyi neredeyse %20 faizle veriyor. Ben size söyleyeyim. Bundan yaklaşık 5 sene evvel %10'lardaydı, 11'lerdeydi bu faiz kredi. 2013'ün Şubat'ında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmediği bir düşük faizi gördü. %5,5 politika faizi gördü. Yani bugün %20 bakın. Evet, niye? Çünkü siz istediğiniz kadar dövün. Adam vermez ki parasını kaybedeceği yere. Piyasanın gerçekleri var. Var tabii. Peki enflasyonun tek haneliye düşeceği yönünde olumlu beklentiler de var bir yandan. Böyle açıklamalar var. Yıl sonuna doğru tek haneliğe düşecek diye. Bu olası mı sizce şu andaki tabloya baktığınızda? Ben çok isterim. Yani tabii buraya gelmesini. Çok isteriz. Çünkü az önce anlattığımız gerekçeler var. Ama gerçekler farklı çalışıyor. Yani az önce size 3 tane başlık söyledim. Birincisi dedim ki kurların bulunduğu seviye ve dalgalanmalar. 2 petrol fiyatları. 3 özellikle tüketicinin talep etmesine yönelik işte bu faizin özellikle kontrol edilmeye çalışması. Çünkü o tüketiciyi motive eden bir şey para harcamaya. Şimdi bu 3 ayağı oturttuğunuz zaman enflasyonu sizin kontrol altına almanız biraz zor. İşte bu ikisi arasında böyle bir şey var. Nasıl kontrol altına alacaksınız? Faiz arttıracaksınız. Bu faizi arttırmak neyi sınırlandırır? Tüketicinin harcamasını sınırlandırır. Özür dilerim. Ama öte taraftan döviz, yani faizi arttırsak bile hani bir taraftan bu faizlerin artmasının bizi enflasyon açısından bize sağlayacağı bir fayda var ama onu arttırsak bile dövizdeki ve petroldeki fiyat artışları, enerjideki maliyet artışlarını ister istemez üretici tüketiciye yansıtıyor. Hep gözden kaçırılır bu işte yani sonuçta böyle teknik bir sarmalın içindeyiz. Teknik bir şey yani üretici fiyat endeksi de var biliyorsunuz tüketici fiyat endeksi gibi. Üretici fiyat endeksi yaklaşık 1-1,5 yıldır tüketici fiyat endeksinden daha yüksek. Ne demek bu? Üretici fiyat endeksi şunu ölçer Pervin Hanım. Ben bir üreticiyim.
İşte ham madde alıyorum, enerji alıyorum. Bunun maliyeti bana ne kadar değişti? Hı hı. Bu üretici fiyatlarından daha yüksekse bu şu demek. Ben üretici olarak maliyetlerim daha çok artıyor ama bunu tüketiciye daha tam olarak yansıtamıyorum demek. Hı. Şimdi hep yüksek seyrediyor bakın. Ne demek bu? Önümüzdeki dönemde bu öyle ya da böyle tüketiciye yansıyacak demek. Yani orada da bir sorun var. O yüzden hükümet şunu söyledi. Dedi ki biz üretimi arttırıcı önlemler almalıyız. Hı. Ki çok doğru. Hı hı. Üretimi arttırdığınız zaman miktar artacağı için bir şekilde fiyatlar bir miktar gevşeyebilir. Hı. Ama bugün Türkiye'de yatırım yapmaya hazır işletme sayısı o kadar çok mu? Ya da işte bu kolay mı? Hani kimse bu topun altına girer mi? Ya da güveniyor mu yatırımcı piyasaya? Yani bu da başka bir soru işareti. Hı. Bütün bunlar, güven de sağlamak gerekiyor. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Hani kolay da değil hükümetin yaptığı iş. Hani evet. Bir taraftan hı hı. Küresel bir baskı var. Öte taraftan dönüyorsunuz, bakıyorsunuz içeride yıllardır o har vurup harman savurma döneminin sonuna gelinmiş. Hı hı. Yani tamam şimdi bir taraftan dönüp bütün bunlar için suçlamak mümkün. Hı hı. Ama bir yandan da yani bundan en çok etkilenen biziz bugün. Yani bunu çözmek zorundasınız. Hı hı. Seçildiniz, bunu çözeceksiniz. Nasıl çözeceğiniz konusunda işte bir sürü açmazınız var. Hı hı. Kolay da değil yani. Evet. İşin teknik tarafı hı hı. böyle. Ama bir de uygulama tarafında zorlukları evet. var. Peki kura nasıl yansıdı bu enflasyon rakamları? Dolar 3.80 ile başladı evet. yine ama 3.82 aştı enflasyon aştı. Rakamlarının açıklanmasıyla. Böyle devam edecek mi? Yükselecek mi? Şimdi kısa vadeli baktığınızda şunu yaşarsınız. Yani biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Böyle git gel git gel git gel. Bugün enflasyon haberi gelir. Yarın iyi bir haber gelir. Bir miktar hı-hı. gevşer. Öbür hı-hı. gün başka bir şey gelir artar. Burada uzun vadede trendin ne olduğu önemli. Yani bakın. Hı-hı. Yine 2012'den bu yana, 2013'ten bu yana Türk lirası, dolar, euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Hı hı. Neden değer kaybediyor? Çünkü biz her yıl dünyadan döviz borçlanıyoruz. Yani hı hı. nedir bu? Dış ticaret açığı dış veriyoruz. Ticaret. Cari açık veriyoruz. Yani bu sene 47,5 milyar dolarla kapattık. Bu ne demek? 2017'nin Ocak ayının 1'inden hı hı. 2017'nin Aralık ayının 31'ine kadar biz dünyayla mal alışverişi yapmışız, hizmet alışverişi hı hı. yapmışız. Aldığımızdan 47,5 milyar fazla almışız dünyadan. Şimdi bunu neyle ödeyeceğiz? Dolarla ödeyeceğiz, euroyla ödeyeceğiz. Hı hı. Biz basmıyoruz ki bu paraları. Evet. Bir yerden gelmesi lazım. Şimdi eskiden işte ortam iyiydi, dünyadan bize para geliyordu. Biz bu 47,5 milyar dolarları ödüyorduk. Şimdi dünyada da para yok. 47,5 milyar dolarlık cari açığı kapatmanız lazım. Kapatamazsanız şu oluyor. İthalatçı gidiyor diyor ki benim ödemem geldi. Dolar ödemem lazım. Bana dolar ver diyor. Hı hı. Bildiği için elinde dolar olan diyor ki 3.83'ten vereyim ben sana bunu. Yani o uzun vadeli trendde döviz neden artıyor? İşte bu tip yapısal açıklardan hı hı. artıyor. Yani cari açık vermeye devam ettiğimiz sürece bugün 3.82, yarın 3.75, öbür gün 3.78 ama 6 ay sonra 3.85. Yani, bir denge olmayacak. Aslında en büyük sorunlarımızdan, ekonomik sorunlarımızdan biri de cari açık değil mi? Bunun bütün yani temeli belki de. Enflasyonun da hı-hı. cari açığında ana dayandığı nokta Türkiye ekonomisinin üretememesinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Yani tüketiminin üretiminden daha fazla hı-hı. olmasından kaynaklanıyor. Çünkü tüketim üretimden fazla olduğu zaman yeterince üretemediğiniz için dışarıdan satın bir almak zorunda oluyor. Kalıyorsunuz. Tüketim üretimden fazla olduğu zaman siz ne yapıyorsunuz? Fiyatları artırıyorsunuz. Hı-hı. Bakın enflasyonu da cari açıda bir yere bağlıyoruz. Tükettiğimiz, ürettiğimizden daha fazla. Burada ya insanlara tüketmeyin diyebilirsiniz. Birinci opsiyonunuz bu. Hı-hı. Ki bu insanların refahından çalmak demek aslında bir tarafta. Ya da daha fazla üretebilecek ortamı yaratırsınız. Bu anlamda adımlar atılıyor aslında. Evet, geç kalınıyor ama. Yani nasıl bakarsınız? Keşke mesela 2013'te atsaydık hı-hı. bu adımları. Niye? 2013'te çünkü o zaman şöyle bir avantajımız vardı. Bu cari açığı verirken ya da işte fiyatlar artma eğilimine başladığı zaman hı hı. o zaman dünyadan Türkiye'ye dolar girişi oluyordu, hı. euro girişi oluyordu. Çünkü bütün dünyada dolar vardı, hı hı. euro vardı. O zaman bütün bunları hayata geçirebilmemiz daha kolaydı. Yatırımcı için de daha güvenli bir ortam vardı belki. Şöyle o zaman kemerin deliğinde bir hı. öncekine gitmeniz hı. gerekmiyordu. Şimdi mecburen kemerleri de sıkmak hı. zorunda kalıyorsunuz. Evet. O zaman yatırımcı güveni de fazlaydı, para da kolay bulunuyordu dünyada. Yani Amerikan Merkez Bankası deli gibi dünyaya dolar veriyordu. 4,5 trilyon dolar vermiş 2008'den 2013'e kadar. Kolay kolay geliyordu bu paralar. Şimdi geri çağırırken biz hadi reform yapalım. Yani
Maalesef böyle bir sorunu var. Belki de Türkiye'de son 50 yılın en önemli sorunu bu. Aklımız hep sonradan geliyor. Evet. Yani ve bir anda altyapı olmadan bir şeyleri yapmaya şimdi kurmaya çalışıyoruz. Evet. Teknoparklar kurmaya çalışıyoruz. İşte girişimci teşvikleri vermeye çalışıyoruz. Bu sefer bunları kim finanse edecek? Devlet. Hı hı. Devletin bunu finanse edebilmesi borçlanması demek. Kolay borç bulamıyor. Hı hı. Bundan 5 sene evvel %5 ile borçlanacak devlet. Bugün %15 ile borçlanıp bu tip yatırımları finanse etmeye çalışıyor. Yani hani düşünürsek mantıken ben ne zaman yapmam lazım? Ne zaman ev aldı Türkiye'de insanlar? %5 faiz varken yani 2012'de satılan ev sayısıyla bugün satılan ev sayısı aynı mı? Değil. Herkes 2012'de. Bakın kendini düşünen gidiyor alıyor. Devlet de biraz kendini düşünseydi o zaman diyecekti ki bakın ortalık iyi. Benim yapısal sorunlarım var. Bunları çözeyim. Bunları bu dönem çözeyim. Şimdi bugün istediğimiz yani aklımız başımıza geldi. Ay yanlış yaptık falan. Hani evet. Bir şeylere geç kalındı diyorsunuz. Kaldık yani. Peki küresel gelişmelerin ekonomimize nasıl etkisi olacak bu süreçte? Son gelişmelere baktığımız zaman Trump'ın vergi açıklamaları, ticaret savaşları açıklamaları var. Bunlar nasıl yansıyacak bize? Yani yanlış bir kelime kullanmayayım ama belki de 2016'da Amerika'da gerçekleşen seçimlerin hani bütün dünyaya sardığı en önemli sorun diyeyim ona. Trump oldu yani. Hani şimdi öyle öngörülmedik işler yapıyor ki bir tanesi de işte iki haftadır yaşıyoruz. Bu çelik ve şimdi araba ithalatına vergi getirmekten bahsediyorlar. Yani şimdi çelik ithalatında Amerika'nın yani Amerika dünyadan aldığı çelikte baktığınızda Türkiye 7. sırada. Yani %5'ini biz satıyoruz. 5,5 milyar dolara yakın çelik ithalatımız var, ihracatımız var bizim Amerika'ya. Şimdi buna vergi geldi. Yani daha zorlaşacak, daha sıkıntı olacak. Yani Türkiye az önce söylediğimiz döviz girişini sağlamak konusunda zorluk çekerken bir de böyle sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlıyor. Küresel ölçekte bu bütün dünya için kötü bir şey. Bakın 80'den bu yana bütün dünya serbestleşmenin yaratabileceği refaha konuştu. Tamam o arada bazı gruplar bundan çok olumsuz etkilendi falan ama bütün dünyadaki ilerleme bir miktar bu serbestleşmeyle beraber geldi. Ha, şimdi gelir adaletini falan konuşuyoruz ancak aklı başına geldi dünyanın ama bunu daraltmak bu saatten sonra kazandığımız şeyden geri gitmek demek. Yani bunu bu artık geri dönüşü olmayan bir yol gibi. Hani Katolik nikah örneği vardır ya yani evlendiniz bitti o iş. Serbestleştiniz bitti o iş. Oradan geriye dönmek artık hani ne sosyal olarak ne ekonomik olarak üstesinden gelebileceğiniz bir şey değil. Hiç açılmasaydı, dünya hiç buralara gelmeseydi eyvallah. Ama bugün geldiğimiz noktadan geri dönmeye başladığımızda artık iş bölümü yapılmış. Dünyada kimin ne üreteceği iyi kötü belli. Herkes bir adım ileri gitmeye çalışıyor. Siz diyorsunuz ki yok dur. Yani o yani bizi zor günden mi bekliyor bu durumda? Yani bu kavga nereye kadar gider bilmiyorum. Çünkü sonuçta Amerika'da da lobiler var. Evet. Yani bu çeliği alıp kullanan birileri var. Onlar da gidecekler diyecekler ki sen ne yapıyorsun yani? Çünkü öyle ya da böyle hala Amerika insanların bu kararları verenler üzerinde etkide bulunabilecekleri, lobi yapabilecekleri bir ülke. Yani hala en azından biraz daha demokratik bir ülke olduğu konusunda fikrimizin olduğu bir yer. Dolayısıyla hani şeyi unutmamak lazım. Orada da bundan olumsuz etkilenip Başkan Trump'ın üzerine baskı kuracak yapılar olacaktır yani. Çok ileri gidemeyebilir yani. Burada geri adım atmak zorunda kalabilir. Geçmişte de çünkü bunun örnek yani son iki senelik bütün eylemlerine baktığınızda önce bile bir hırr diye çıkıyor ortaya. Evet. Sonra işte bir süre sonra geri dönüyor. Bu da benzer bir şeye dönüşecektir. Çünkü bütün dünya Amerika gibi büyük bir ekonominin böyle bir duruma gelmesinden olumlu etkilenmez. Yani o zaman yani Çin'i, Hindistan'ı, Brezilya'sı, Türkiye'si, Meksika'sı gelişmekte olan ülkeler. Avrupa'sı. Yani bunlar dünya ticaretinin hala %50'si gelişmiş ülkeler arasında yapılıyor. Yani bundan en büyük zararı görecek olanlar bu refahın sahipleri. Dolayısıyla ben bir yere kadar evet böyle bu çıkışlar yapılabilir ama bir yerde dur diyecekler diyorsunuz. Zaten sık sık dur diyorlar. Peki cari açığa gelirsek şimdi ekonomimizin en büyük sorunlarından biri dedik belki en büyük sorun temel sorunu. Bu açığın turizm gelirleriyle bir miktarda olsa kapanacağı yönünde de açıklamalar yapıldı. O noktada mı turizm gelirleri sizce? Yani bu sene biraz tabii Rusya tarafından ümitli. Ben Antalya'da özellikle Antalya'daki turizmcilerle falan konuşuyoruz ara ara. Nasıl gidiyor? Hani rezervasyonlar nasıl? Bir hali iyi diyorlar. Ama bu yazdan umutlular mı? Umutlular, umutlular. Ama şimdi buradaki sorun şu. 2015 yılı biliyorsunuz bunun zirvesiydi. Evet. Şimdi 2015'e göre mi iyi, 2016'ya göre mi iyi, 2017'ye göre mi iyi? 2017 görece gene iyi geçirdik. Yani anladım benim 2018-2017'ye göre daha iyi olacak. Yani aslında evet beklenti olarak geçen sene daha iyi bir gelir elde edeceğiz. Ama bu bizim cari açığımız zaten
Yani yaklaşık 20 en yüksek olduğu dönem 25 milyar dolar gelir elde ettik biz turizmden 2015 yılında. Oralara gelir mi bu rakamlar hiç sanmıyorum. Öte yandan bir de tabii şey de var. Yani dolar karşısında Türkiye turizminin bir ucuzlaması söz konusu. Yani eskiden 60 evet. dolara sattığımız odayı şu an 40 dolara satabiliyoruz. Çünkü TL değer kaybetti. Dolayısıyla turizmci diyor ki ben Türk lirasına bakacağım. Maaşları Türk lirası ödüyorum. Hı hı. İşte peyniri Türk lirası alıyorum. Rekabet edebilmek için Tunus'la, işte Yunanistan'la fiyatı 40'a çekebilirim. Benim için değişen bir şey olmadı diyor. Hı hı. Şimdi kişi başı gelir düşmüş olacak. Yani burada böyle bir dezavantaj evet. var. Yani evet sayı belki 2017'ye göre daha yüksek olacak ama kişi başı gelir bir miktar daha az olacak onu görüyoruz. Dolayısıyla da baktığınızda hani gene geçen seneki gibi 15-16 milyar dolarla kapatacağız. Türkiye'nin bunu kapatabilmesi için bence o 2015 seviyelerine dönmesi lazım. Yani 25-30 milyar dolar gelir elde ettiğimizde bir miktar daha o açığı kapatabiliriz. Yani yaklaşık işte 47 milyar değil de 37 milyar dolar olacak cari açık. Hı hı. Buradaki sorun şu, az önce söylediğim gibi aslında bütün bağlandığı yer tüketim ve üretim arasındaki dengesizlik. Hı hı. Yani bunu çözemediğimiz sürece dünya, yani buradaki şey şu, yani miktardan bahsetmiyorum, toplam değer anlamında hı hı. biz dünyaya sattığımız malların katma değerini arttırır, daha fazla gelir elde edebilirsek, işte tükettiğimiz malların daha içeride hallolabilmesini hı hı. sağlayabilirsek, bunun altyapısını, rekabetçiliği sağlayabilirsek, uzun vadede hı hı. bunlar iki yılda olacak işler değil. Hı hı. Bakın Kore'den bahsediyoruz. İşte 60'lardan 2090'lara 30 senede başardı. Yani ama bunu bir gün bir yerde kırmamız gerekiyordu. Yani bu en azından 2010'lu yıllarda başlasaydık daha iyi olacaktı. Tamam bugün başlamaya karar verdik. O zaman bugün en azından bunu sistematik yapalım. Ama tam tersi bir gidişat yok mu? Özellikle tarım ürünleri meselesi mesela. Dışarıdan çok ithal ettiğimiz, geçmişte kendi ülkemizde ürettiğimiz ürünleri bile dışarıdan ithal ettiğimiz yönde hep eleştiriler var. O noktadan nasıl bakarsınız mesela? Üretimsizleşiyoruz ama zaten. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de hizmet üretiminin şu an gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı %60'ları bulmuş durumda. 60'ları geçti. Eskiden %60 imalat sanayi vardı. Şimdi sanayisizleşen bir ülkenin sanayileşmeye çabası. Yani bu hep aynı döngüde ilerliyoruz işte. Kaçırdık birinci sanayi devrimini Osmanlı dönemi. Hadi bir sanayileşme hamlesi işte Cumhuriyet'in ilk dönemi. Hop aman bu da olmadı. Şimdi yeniden sanayileşelim. Aman bir daha sanayileşelim. Şimdi yani bütün dünya sanayileşmeyi makinalaşmak üzerinden okuyor. Öyle değil mi? Bizim o makinelere sahip olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. O makineleri üretemiyoruz. İşçimiz de işsiz kalacak. Ne yapıyoruz? Çok kolayına kaçıyoruz. O zaman restoran açalım diyoruz. O zaman hizmet inşaat yapalım. Tabii yani bir şekilde dönmesi lazım sistemin. Ama asıl zorluk şu. Ya da bir sanayiciyi düşünün. Yani kolay mı? Bir sürü risk alıyor. Yani işte fabrika kuruyor, dünya para yatırıyor. Ne yapacak? Bir şey üretecekti. 3-5 kuruş geri dönecekti. %5, %10 karlarla çalışıyor sistem. Şimdi bu %5, %10 karı da siz faize, enflasyona kaybediyorsunuz. Ben ne uğraşacağım ki? Dikerim bir bina, satarım diyor adam. Vazgeçiyor yani sanayiden. O da bir yerde sanayiden vazgeçtiğiniz galiba, zaman sadece bir miktar para yaratıyorsunuz. Ya bakın dışarıda konuştuk. Günü kurtarıyoruz. Tabii dışarıda konuştuk. İnsanlar Türkiye belki de Bitcoin'in en çok konuşulduğu yerlerden biri oldu. Niye? Evet. Niye yani? Çünkü ay ne çabuk hızlı değer kazanıyor. Hemen para kazanayım ben de. Çünkü elinde parası var. Ne iş yapacağını bilmiyor ama bak diyor orada gidiyor kar varmış gideyim ben onu alayım. Niye? Çünkü işte buna alıştık biz. Evet hocam az vaktimiz kaldı. Büyümeyi de konuşalım o zaman son dakikalarda. 2017 3. çeyreğinde %11.1'lik bir büyüme görmüştük. Çok da tartışılmıştı. Bu büyüme kime yansıdı? Sokaktaki vatandaşa yansımadı diye çok da eleştirilmişti. Yılın tamamının %7'nin üstünde büyümeyle tamamlanacağı yönde de beklentiler var. Bu beklentiler tutar mı? Ne diyorsunuz? Ben son çeyrek, o 3. çeyrek rakamı açıklandığında rakamların biraz altına baktığımızda şunu görmüştüm. Aslında o 2016'da yaşadığımız işte 2017'de yaşadığımız o süreçlerden sonra bir şey vardı ortada. Bizim baz etkisi dediğimiz bir hikaye vardı. Bunu kenara koyduğunuzda aslında Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %11.2 değil %1.2 büyümüştü. Yani doğru. Şimdi gerçek büyüme benim gözümde o. %1.2 büyümeydi zaten sokaktaki insan yararlanmadı. Yani dolayısıyla rakamın büyük olması aslında gerçek rakamı
görmemizi engelledi. Gerçek rakamı gördüğümüz anda da bunun sokağa yansımamasının çok normal olduğunu ben bir iktisatçı olarak söyledim zaten. Gerçekten büyüdüğümüzü göstermedi. Yani %1.2 büyüdük. Dolayısıyla insanlar bunu hissetmedi. Çünkü büyüme önce yüksek gelirliye gider. Evet. Yani dar gelirli bundan yararlanamadı. Sene sonunda %7 civarında bitirmesi bekleniyor ki herkesin temel beklenti. Yani uluslararası kuruluşlar da bu rakamı görüyor. Şey de bunu söylüyor, hükümet de bunu söylüyor. İşte bütün kuruluşlar aynı şey. Ben gene o rakamın altındaki bütün o baz etkisinin ortadan kaldırıldığı, mevsim etkisinin, takvim etkisinin kaldırıldığı rakama bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani onun da dönüp baktığınızda %2.5'un 3'ün üzerine çıkacağını tahmin etmiyorum. Dolayısıyla biz aslında hani o bir önceki sene yaşadığımız travmanın üzerine öyle bir büyüme rakamları görmüş olduk. Yani ne demek bu? Zaten biz o kadar üretiyorduk ama o dönem bir durmuştuk. Bu sene durmadığımız için çok üretmiş gibi gözüktük. Hayır. Yani biz aslında zaten o potansiyele sahibiz. %1 fazla üretebildik. Şimdi dönüp baktığımızda bu rakamın daha da iyi olabilmesi ya da işte %2.5'la bitmesi aslında hani evet rakamlar böyle yüksek gözüktüğünde çok mutlu oluyoruz falan ama asıl olan ama sokağa hayatımız. Yansıyan, vatandaşa yani %2.5 bir büyüme diyorsunuz. Türkiye'nin asıl potansiyelinin altında kalması. Yani Türkiye 5-6 büyümesi lazım. Hocam çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim. Doktor Oğuz Demir'le ekonomi gündemini değerlendirdik. Son enflasyon rakamlarını değerlendirdi Doktor Oğuz Demir bizim için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizden sonra haber biteni izleyebilirsiniz.